Arkadaşlar, Nimet'in Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün bu güzel kiraz anahtarlığı yapacağız. İpim benim Gazal Baby Cotton, kırmızı ve yeşilini kullandım. İstediğiniz her renk yapabilirsiniz. Hayal gücünüze bağlı bu. Bir makasınız artı benim sürekli kullandığım 2 numara tığım. Ben bunu kullanıyorum. Eliniz uygun olan bir ip. Tığı kullanabilirsiniz. İp olarak da istediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz ama bunlar amigurumi ipi olduğu için daha sağlıklı oluyor. Ben onları tercih ediyorum. Birazcık boncuk elyafına ihtiyacımız var. Arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte bu kiraz anahtarlığı yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kirazımızın ilk topunu ben ördüm. Şimdi ikincisini beraber sizlerle birlikte öreceğiz. Sihirli halkamızı yapıyoruz. Böyle kıvırıp içerisine sıkladım. 8 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğnemi yaptım. Arkadaşlar, ipimi çekip sihirli halkamı sıkılıyorum. Örgümüze spiral dönmeyeceğiz. Sıralarımızı bitirip tekrar üste çıkarak öreceğiz. O yüzden en baştaki ilmeğe batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Diğerinin içinden geçip bir de zincir çektim. İlk sıramızı tamamlamış olduk. İlk battığım bu ilmeğimin içine 2 tane sık iğne yapıyorum. Yandaki yuvaya 2 tane. İlk sıradaki 8 tane ilmeğimizin hepsine çifter batarak 16 ilmek yapıyoruz bu sırada. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Tekrar en baştaki ilmeğimize batıyoruz. En baştaki battığımız, evet şurası. Tekrar ilmek kaydırmamızı yapıyoruz. İçinden geçirip bir zincir çekiyoruz. Ve battığımız bu yuvaya tekrar bir tane sık iğne yapıp yanındakine çift batıyoruz. Çift sık iğne. Bir tane tek, bir tane çift, bir tek, bir çift yaparak bu sıramızı da böyle dolanacağız. 24 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Bir tane tek. Bir tane çift yapa yapa bu sıramızda dolanalım. Bir tek, bir çift, bir tek, sıranın sonuna çift battığımız ilmeğimiz denk geldi. Tekrar sıramızı baştaki ilmekten ilmeğimizi alıp, bakın arkadaşlar, içinden ilmek kaydırma yapıp bir sıraya bir zincirle çıkıyoruz. Toplamda 24 tane ilmeğimiz oldu.
bu 24 ilmeğimizi her yuvaya tek batarak toplamda 5 sıra düz öreceğiz arkadaşlar. Artırma eksiltmemiz yok. 5 sıra. Düz örüp kesme işlemine başlayacağız. Şurada üste çıkma yerini bir kez daha göstereyim ben size. Evet, birebir batarak bu sıramızı döndük. Tekrar üst sıraya geçmek için ilk battığımız ilmeğin başından batıyoruz. Bakın, ilmek kaydırma. Bir öncekinin içinden geçip bir zincirle sıkılayıp ilk ilmeğimiz yine o battığımız ilmeğin dibine bataraktan devam ediyoruz arkadaşlar. Bu ikinci sıramız oldu. 5 sıra örüp eksiltmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar, 5 sıra düz sıramızı ördük. Artık kesme işlemini yapacağız. Bir üst sıraya geçtik. Aynı yuvaya bir tane sık iğne yapıyoruz. Yandan bir tane batıttığımızı aldık. İkinciyi de battık. Hepsini birleyip tığımızda 3 tane ilmek oldu. Hepsini tek ilmek yapıyoruz. Yani bir tane ilmek eksiltmiş oluyoruz. Bir tane tek alıyoruz. Bir tane çift bataraktan eksiltiyoruz arkadaşlar. Bir tek, bir eksiltme yaparaktan, örerekten bu sıramızı dolanacağız. Bir tek, bir ilmek eksiltiyoruz. Bir tek, bir tek, yine sıramızın sonuna eksiltme yaptığımız ilmeğimiz denk geldi. Tekrar bir üst sıraya ilmek kaydırma yapıp zincirimizi çekip bir üst sıraya geçiyoruz. Evet, kirazımızın içini boncuk elyafımızla dolduruyoruz. Arkadaşlar, boncuk elyafımızla içini doldurduk. Şimdi ilk battığımız yuva, ilkini oraya batıyoruz, ikincini yandakine batıp kesiyoruz. Hep çifter çifter alıp keseceğiz bu sefer arkadaşlar. Hep kesme işlemi yapıyoruz bu sırada. Battık. Evet. İkinciyi de aldık.
Evet, kesmişliğimizi bitirdik. Bir üst sıraya geçmek için köşeden yine batıp ilmek kaydırmayla bir üst sıraya geçtik. Birazcık daha elyaf koyalım. Tekrar kalan ilmeklerimizi ikili ikili alıp bu yuvamızı kapatalım. Elyaf gözükmeyecek şekilde. Yani kesmelere devam ediyoruz. Bu yuvayı kapatana kadar. Evet, en son ilmeğimize de bir ilmek kaydırma yapalım. Evet arkadaşlar, ikinci topumuz da bitmiş oldu. İpimizi keselim arkadaşlar. Ve bu ipimizi içine çekelim. Evet, kiraz toplarımız hazır arkadaşlar. Şimdi sap işlemini yapalım. Sap için ipimi birazcık ikiye katlıyorum. Şöyle 25-26 tane zincir çekebileceğim gibi arkadaşlar. İlk topumuzu, kirazımızı alalım. Şöyle karşılıklı tığımızı şöyle bu ipimizin ucunu buradan geçiriyoruz. Evet ve zincir çekeceğiz arkadaşlar buradan. Kalın bir sap olsun istedim. O yüzden iki kat yaptım. Hatta buraya iki kere batalım. Şurayı birazcık sıkı olsun. Bir yandaki ilmekten tekrar batıp bir tane daha çıkalım. Evet. Böyle biraz daha sağlam oldu. Şimdi zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bakalım. Evet. 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. Bakalım iki kirazımıza. Evet, 26. Hatta şu bir zincirimizi alalım. Çok da uzun olmasın. Şimdi diğer kirazımızı birleştirelim. İkisiyle bir yapalım. Daha sağlıklı olsun. Evet, yine karşılıklı batıp. Hatta burada ben bir ilmek kaydırma yapmak istiyorum şuraya. Daha sabit olsun. Evet, ondan sonra bir zincir. Tekrar bir tane daha batmak istiyorum. Yine ilmek kaydırma. İçinden geçireceğim. İki kat olduğu için biraz zor oluyor. Evet, geçirdim ve bir zincir daha çekip şöyle ipimizi kesiyoruz. Ve bu ipi kirazımızın içinde saklıyoruz.
Şöyle çekelim. Kirazımızın. Evet. Şimdi yapraklarımızı yapalım. Yaprağımız için 9 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. İkinci zincire sık iğne. Üçüncü zincire başını doladım. Çakma sık iğne yapıyorum. Başını doladım. Bir sonraki ikili trabzan. Bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Ve yağımdaki yuvaya üçlü trabzan. Tekrar doladım. Aynı yuvaya tekrar üçlü trabzan. Doladım. İkili trabzan. Yandakine ikili trabzan. Evet. Doluyorum ve çakma sık iğne. Aynı yuvaya bir tane de normal sık iğne yapıyorum. Tekrar doladım. Aynı yuvaya. Bu ipi biraz altında yürütün isterseniz. Temiz olsun. Bir tane çakma sık iğne yaptıktan sonra zincirlerimin karşı tarafına geçtim arkadaşlar. Buraya ikili trabzan. Tekrar bir ikili trabzan daha. Doluyorum. Aynı yuvaya iki tane üçlü trabzan yapacağız. İkili trabzan yapıyoruz. Tekrar ikili trabzan. Bir tane çakma sık iğne. Evet, en son battığımız yere de sık iğnemizi yapıp ilk yaprağımızı bitirmiş olduk. Şuradan bir tane de ilmek kaydırma yapalım. Evet, bunu arkadaşlar kirazımızı ortalıyoruz. Aynı hizaya gelecek şekilde. Buraya tutturuyoruz. Sık iğneyle. Bir de yaprağımızla birlikte tutturalım. Daha sağlıklı olsun. Şöyle. Evet. Bakın. Şimdi buraya zincir çekelim. Çok da büyük bir zincir istemiyorum. Sadece anahtarlık klipsimizi takmamız için olacak bir zincir. 5 tane, 2, 4, 5 tane. Veya sıkı çekiyorsanız 6 tane. Bir yandaki aynı yuvaya batalım. Yandakine batmayalım. Dibi de birleşik olsun. İlmek kaydırmayla. Evet. Şöylelikle. Şimdi tekrar 9 tane zincir. 3, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. İkinci yaprağımız için. İkinci sık iğneden itibaren. Bir sık iğne, bir tane çakma sık iğne, başını dolayarak yaptığımız sık iğne, iki tane ikili trabzan, bir ikili trabzan, aynı yuvaya iki tane üçlü trabzan, bir iki. Evet, ondan sonra yine ikili trabzan. 1 ikili trabzan. Evet, çakma sık iğne. Ve bu dibe normal sık iğne de yapabiliriz ama bu ilmek kaydırmayla karşı tarafa geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle karşı yüze geçtik.
Sık iğnemizi buraya yapalım. Evet, yandaki sık iğnenin yaptıklarımızın karşı tarafına geçtik yine. Çakma sık iğne. İki tane 2 litre trabzan. Aynı yuvaya 2 tane 3'lü trabzan. 2 tane 2'li trabzan. Çakma sık iğnemizi de yaptık ve en baştakine de tekrar, hatta ilmek kaydırma yapalım şöyle. Evet. Bu yaprağımız da bitmiş oldu. İpimizi keselim. Ve bu ipimizi içinde saklayalım. Arka tarafta. Evet. Keselim ipimizi. Kirazımızı yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. Klipsimizi de takalım. Bu klipsi arasını açmak zor oluyor. Ben bu klipsi buradan yeşil bir ipten sizler için göstermek için bağlayayım. Birkaç sefer geçireyim. Daha sağlıklı olsun. Şöyle size göstermek adına. Klipsinizi buraya sabitledikten sonra arkadaşlar ipleri kesip içinden çıkarın. Ya da arasını açabiliyorsanız takın. Ben sizlere göstermek için klipsimi takmak istedim. Evet arkadaşlar, kirazlı anahtarlığımız bitti. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu ipler saklanacak tabii ki. Gayet güzel oldu. İyi günlerde güle güle kullanın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Nimetin Örgüleri kanalımın ismi. Instagram'da minicik hobim sayfamız var. Oradan beğenilerinizi, isteklerinizi de yazabilirsiniz arkadaşlar. Like'larınızı bekliyorum. Abone olursanız sevinirim. Ücretsizdir abonelikler. Takipte kalırsanız inşallah sizinle daha farklı amigurumi oyuncaklar ve diğer örgüler olarak sizlerle yeni şeyler yapacağız. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.